soruyu cevaplamak için böyle bir video oluşturalım dedik. Gidersek ne olabilir, kalırsak ne olabilir? Bunları düşündük. Sahibimizle gerçekten ilişkilerimiz çok güzel. İşle alakalı düşündüren şeylerden bir diğeri de şu ki, Dilara Hanım'ın hatırasına çok saygı duyuyoruz ve bunu da dikkate alarak orada yapılacak... Domateslerimiz çok güzel. Mis gibi de kokuyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uzun süre sonra bahçemizdeyiz. Bahçemizi özlemişiz. Her şey o kadar büyümüş ki biberler, evet. Domatesler. Kahvaltı için, akşam yemeği için sürekli bahçedeyiz artık. Fasulyeler toplanıyor, domatesler, salatalıklar, biberler. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Umuyorum sizin hayatınızda da her şey yolundadır. Evet, esas konuşmamız gereken bir konu var. Şöyle geçip konuşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün bize çok çok sık sorulan aslında bir soruyu cevaplamak için böyle bir video oluşturalım dedik. Biz kanalı açtığımızdan beri herhalde ilk defa bu kadar çok bize sosyal medya üstünden soru geliyor. Çok merak ediyorsunuz, bunun farkındayız. O yüzden biz de bugün olayı hem en başından anlatalım, hem bizim fikrimiz ne onu size sunalım, hem de kafamızda bazı soru işaretleri var. Bunu hep birlikte konuşarak bir çözüm yolu bulalım istedik. Bizim için biliyorsunuz çok zorlu, yoğun bir süreçti. Hastane işlerimiz vardı. Bebeğimiz yoğun bakımdaydı ve bırakın video çekmeyi, yani gelen sorulara, işte telefonlara cevap verebilecek bile zamanı bulmakta zorlanıyorduk. Kendi videolarımızı bile aslında aksattık. O yüzden yorumlara da çok fazla cevap veremedik. Gelen sorulara da çok fazla cevap veremedik. Bir akşam beklemediğimiz bir mesaj geldi. Güzel, aslında farklı bir, bize başka bir enerji veren bir hem onura mesaj, eden, bize evet. Hem onura eden, hem o içinde bulunduğumuz sıkışıklık içinde biraz mutlu olmamızı sağlayan bir mesajdı. Mesajı atan kişi Ay Yıldız ismiyle tanıyorsunuz siz onu yorumlardan. Zeynep Hanım'dı. Bu arada Dilerasyon kanalı ve bizim kanalımızın ortak bir abonesi kendisi. Bize şöyle bir yorum attı, mesaj attı. Arkadaşlar size sormadan bir şey yaptım ve Dilerasyon kanalından Kaan'la iletişime geçtim. Dilara Hanım'ın kıymetli oğluyla iletişime geçtim. Bir köy evleri var, onunla alakalı ne yapacağı konusunda kafası biraz karışıkmış Kaan'ın. Ve bizi tavsiye etmiş kendisine. Böyle köy işlerinden, köy hayatından keyif alan bir aile. Sana da abla abi olabilirler diye düşünüyorum. Bir kanallarını incelemeni tavsiye ederim demiş ve Kaan da birkaç saat sonra bu mesajdan bizimle iletişime geçti. Kendisi Instagram'dan bize bir mesaj attı. Evet, ben ona biraz durumu açıklayan bir tekrar mesaj gönderdim hemen. İşte yoğun bakımda olduğumuzu, zor bir süreçte olduğumuzu ama ertesi gün isterse öğleden sonra müsait olup onunla konuşmayı çok isteyeceğimizi söyledim. Ve telefon numaramı verdim. O da ertesi gün bizi aradı. Çok da sıcak bir sohbet oldu. Çok nazik bir tavırla da kendisi bizi kalacak yerde düşünmeyin. Burayı görmenizi isterim. Yani görmeden karar verilebilecek bir şey değil tabii ki dedi. Ama Muğla merkezde de bir, geniş bir evim var. Sizi ağırlamak isterim. Bu arada hem köy evimizi görürsünüz. Hem de tanışmış oluruz, birbirimizi tanımış oluruz dedi. Evet, şimdi burada ilk başta şunu söyleyelim. Tüm o biraz sonra anlatacağımız soru işaretlerine gelmeden önce. Biz inşallah bir iki hafta sonra, öyle düşünüyoruz şu an, planımız o yönde, bir negatiflik, bir problem çıkmazsa. Çünkü biliyorsunuz bir taraftan da Murat Deniz'in testleri ve bir şekilde doktor muayeneleri devam ediyor. Bir problem çıkmazsa iki hafta sonra Muğla'ya Kaan'ı ziyaret etmeye gitmek istiyoruz. Öncelikle onunla bir yüz yüze tanışmak istiyoruz. Biz aslında onu zaten daha önceden de biliyorduk. Dilerasyon kanalını takip ettiğimiz için Kaan'ı da tanıyorduk. Onun bizden aslında yeni haberi oldu. Böyle bir yüz yüze tanışırsak daha güzel bir dostluğun başlayabileceğini düşünüyoruz. O yüzden ilk amacımız yüz yüze tanışmak. İkinci amacımız da Dilara ablanın bir evini canlı canlı yakından görmek. Kaan gerçekten yaşına göre çok olgun bir arkadaşımız. Bunu telefon görüşmesinde gerçekten birebir hissettim ve çok olduğu gibi biri. Çok zor bir süreçten geçiyor. Gerçekten çok zor bir sınav. Allah sabır versin. Dilara Hanım'ın da
mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Bu karmaşık psikoloji içerisinde aslında böyle bir durum için dönmesi vermek bile gerçekten çok ayrıcalıklı bir durumdu bizim için. Bu bizi bir yandan da yani hem onur etti hem üzdü. Onur etti diyeyim bir yandan da. Evet, çünkü bir yandan da Zeynep Hanım'ın bizi Kaan'a anlatırkenki söyledikleri de gerçekten çok onur vericiydi bizim için. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eminim ki Dilarasyon kanalını izleyen birçok kişi de bunu yapmıştır. Tekrar dönüp önceki videolarını izlemiştir. Yani o anıları tekrar yaşamak, hani kaçırdığım bir yer var mı diye bakmak için gerçekten çok zor bir süreç atlatmış. Yani Allah rahmet eylesin demekten başka bir şey yapılamıyor. Çok da üzücü bir durum insanın, değil mi? Yani annesine çok yakın, hem anne hem baba oldu bana diyen bir kişi için böyle bir kayıp çok zor bir şey. O yüzden tekrar Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Allah sabır versin demekten başka elimizden ne yazık ki bir şey gelmiyor. Evet, yakın zamanda Muğla'ya doğru yola çıkacağız. Kafamızda tabii ki bazı soru işaretleri var. İlk amacımız öncelikli olarak tabii ki Kaan'la tanışmak. Az çok süreci anladınız aslında. Bir abonemiz bizi Kaan'a öneriyor. İşte annenin evinde bu aile oturabilir. Oraya da gayet iyi bakarlar. Orası da yaşamış olur diyor ve Kaan da bu neticede bizi arıyor. Aslında ana hatlarıyla bu. Tabii burada başta şunu söyleyerek birazdan söyleyeceğimiz şeylere başlayalım. Buradaki karar merci biz değiliz. Burada Kaan'la birlikte ortak bir kararımız olacak. Biz kendi bakış açımızdan bir takım şeyleri burada size anlatıp bunlarla ilgili danışmak için aslında soru sormak istedik. Kaan'ın kafasında da bazı soru işaretleri olabilir, çok muhtemel. Bizim de aynı şekilde tabii ki. Burada biz şöyle bir şey yapalım dedik. Buranın artılarını ve oranın artılarını aslında bir şöyle sohbet edelim. Gidersek ne olabilir, kalırsak ne olabilir, bunları düşünelim istedik. Şimdi öncelikle buranın ben ilk artısından bahsedeyim. Burası 4+1, değil mi? Çok büyük bir ev. Zaten bizim ev turu videomuzu izleyenler de ne demek isteyeceğimizi anlayacaktır. Gerçekten geniş, bizim de böyle rahat rahat sığdığımız, evet, çok fazla eşyamızın olduğu bir ev. Aynı zamanda işimizi de evimizden yönettiğimiz ve devam ettirdiğimiz için. Burası bizim kaptan köşkü gibi. Çünkü tüm satışlarımızı buradan idare ediyoruz. Aynı zamanda tüm YouTube videolarını da burada editliyoruz. Tüm kargolarımızı da burada hazırlıyoruz. Yani neredeyse iş yeri gibi kullandığımız ayrıca bir odamız var. Bu taşınma süreci gerçekleşirse buradaki bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Çünkü gideceğimiz yerde 1+1. Yani tabiri caizse birkaç kişi yorumlarda da yazmış. Bizim şu anki evimizin salonu kadar bir ev. Bir taşınma süreci başlatırsak tabii eşyalarda bir küçülmeye gitmek ve satmak gerekecek. Tabii 2 çocuklu 4 kişilik bir aileyiz. Yani eksiltebileceğimiz eşyalar var. Asla eksiltemeyeceğimiz eşyalar var. Yani ben biraz olaya şöyle bakıyorum. Hani siz de fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Böyle ne kadar çok eşya aslında bizi o kadar tutan ve baskılayan bir şey oluyor. Ben zaten bu taşınma şeyi olmadan önce bile Filiz'e şunu demiştim. Ya demiştim, biraz eşyaları azaltmaya mı gitsek acaba? Çünkü ne rahat taşınabiliyoruz, ne rahat hareket edebiliyoruz. Yani böyle bir şey acaba bizi daha çok özgürleştirir mi? Ne kadar az eşya o kadar özgür bir hayat olabilir mi demiştim. Deniz tabii daha minimalist bir hayatın hayalini kurarken ben bir yandan da şöyle bir şey düşünüyorum. Gitgide her şeyin fiyatı çok artıyor. Yani tekrar alabilir miyiz aynı eşyaları? Çünkü mesela bir çocuk odası yapma ihtimalimiz olmayacak. Ve çocuk odasını sattığımda, Mia'nın odasını sattığımda tekrar alırken orada rakamlar ne boyutta gerçekten bilemiyorum. Çocuğumuzun odası. Mia doğmadan önce çok böyle heveslenip Mia için bu odayı hazırladık. Fakat aslında henüz Mia burada uyumuyor. Büyük ihtimal bizim 1,5-2 sene önce aldığımız fiyatların belki 3 katı belki 4 katı oldu. Vardır. Gerçekten almak bir takım şeyleri zor. Ama orada da şöyle bir aslında kafada şey başlıyor. Şimdi buradan oraya taşınmayı düşünürsek, tüm eşyalarımızı götürmeyi istesek ve orada bir depo tutsak mesela, büyük ihtimal aylık minimum 500-600 lira bir depo ücreti vermemiz gerekecek. Bir de eşyaların orada temiz kalıp kalmayacağı da biraz soru işareti olacak. Bir de en az 20 bin lira buradan eşyaları taşımak için bir masraf olacak. O nedenle buradayken eksiltmek mi gerekiyor? Yani hani taşınma kararı verirken burada düşünmemiz gereken sebeplerden bir tanesi. Biz eşyalarımızı satmak istiyor muyuz? Ufalacak mıyız? Evvela şu bir gerçek ki mevcut eşyamızın o eve sığma ihtimali İmkanı yok.
Bu birinci soru işareti. Ufak bir evde acaba yapabilir miyiz? İkinci soru işareti, bizim eşyalarımız oraya sığmayacağı için bu eşyalarımızı ya satmamız ya da depolamamamız lazım. Burada nasıl bir süreç izlemeliyiz sizce ve ufalmaya gitmemiz mantıklı olur mu? Yani bizi daha çok özgürleştirir mi? O konuda da aklımızda çok aslında soru işareti var. Yine de tabii ki konuyla alakalı netleşmek için yeri görmek gerekiyor. Onun için de 2 hafta gibi bir süre bize gerekecek. Şimdi gene buranın bir artısından aslında bahsedersek, burası çok bakir bir yer. Burası turistik bir mekan değil, böyle kalabalığın olduğu bir yer değil. Gerçekten çok bakir, çok sessiz. Sadece kuş seslerini duyduğunuz, başka hiçbir şeyin olmadığı, işte doğanın çok güzel olduğu. Evet, çok yeşil. Çok yeşil, böyle verimli. Tam o Karadeniz topraklarının olduğu, verimli. Yani damla sulama kurduk biliyorsunuz. Evet, şöyle yukarıdan başladık. Sürülü alan belli oluyor. Oradan aşağıya şu anda damlalıkla sulamayı çekmeye başladık. Bira bismillah dedik bakalım. Neredeyse biz doğru düzgün damla sulamayı kullanmadık bile. Değil mi? Yani yağmur damla sulamayı kullanmamıza izin vermedi. Her taraf yemyeşil. Böyle gerçekten şey fışkıran, ne derler böyle? Bereket. Bolluk, bereket fışkıran topraklara sahip bir yer. Yani oranın bu konuda nasıl olduğunu bilmiyoruz aslında. Belki orası da öyledir. Ama yani bu kadar yoğun bir orman, işte yayla vesaire kültürünün orada olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bayağı güzel doğa gezilerimiz oluyor. Evimize çok yakın bir orman var biliyorsunuz. Sık sık çıkıyoruz. Nefes aldığımız bir yer. Şimdi Muğla'yı ben hiç görmedim zaten kendi adıma. O yüzden orası hakkında bir fikir yürütmek benim açımdan şu an çok daha zor oluyor. Fakat yine de özellikle Dilara Hanım'ın eviyle alakalı bize abonelerimizden de gelen bazı yorumlar vardı. İşte Dilara Hanım şöyle sıkıntılar yaşamıştı ya da böyle şeylere özen göstermişti o evle gibi. Yani kafamızda biraz bir şeyler oluşsa da henüz netleşmiş bir şey yok. En son Sultanpınar Yaylası'nda kamp yapmıştık. Önceden işte Acele Yaylası, ne bileyim Hacılar Gölü, Özdemirler Yaylası, Dalunbaz Yaylası, Sülüklü Göl, Kerem Ali. Yani böyle doğayı gerçekten hissettiğiniz ve içinde böyle olduğunuz bir yer. O kadar doğa ki hatta Kerem Ali de denizi ayı kovalamıştı, ayıdan kaçmıştı. Evet arkadaşlar, drone'la yükselince gördüm. Şuradan aldık, 500-600 metre kalmış. Çıkmama kayıp olur. O yüzden drone'u da hemen indirdim aşağıya. Bir ayının kovalamışlığı bile var. Önceki bizim doğa gezilerimiz, oynatma listemizdeki videolara bakarsanız onları görebilirsiniz. Orada da şöyle bir artının olduğunu düşünüyoruz. Şimdi orası da daha turistik bir mekan. Yani Muğla bir defa. Değil mi? Hani taşınan herkes Muğla'ya taşınır. Böyle zaten bir yazılı olmayan kanun var. Değil mi?
böyle şehirden köye göç edenlerin herhalde %99'u Muğla'dır. Bizim gibi birkaç aile haricinde. Denize daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Yani yine araçla herhalde 15 dakikada 20 dakikada denize gidebileceğiniz bir mesafededir. Yani ve denizi biz çok seviyoruz. Yani denizde farklı. Hani doğa ne kadar bir taraftaysa denizde öbür tarafta o kadar. Mia'nın yüzme öğrenmesi, işte bizim suda oynayacağımız oyunlar vesaire bizim çok hoşumuza gidecek ve bizi mutlu edecek aktiviteler evet, olacaktır. Yani burada denize ulaşmak için 45 kilometre falan gitmemiz gerekiyor değil mi? 45-50 kilometre bir yol gitmemiz gerekiyor Karasu için. Onun haricinde tekrar hep onun haricinde ama buradan hani taşınmama isteği uyandıran şeylerden bir tanesi de burada kurduğumuz dostluklar. Evet. Yani mesela Ayak İzi Safari, işte Erhan abi, İsmail abi, Yılmaz abi, Mahmut abiler, Soner abiler, aynen buradaki işte abonelerimiz. Daha görmek istediklerim var. Daha görüşmek istediklerimiz de var. Yani çok güzel bir dostluklar da kurmaya başladık. Bunlardan böyle çok uzağa gitmek de bizim biraz böyle çok hoşumuza gitmeyen bir kısmı oluyor. Bu artı eksi kefelere koyarken bu tarafa bayağı artı koyan bir taraf oluyor. Bir de buradaki bahçemiz yani ekili alan dışında işlem görmüş bir bahçe değildi çok fazla. Biz bu bahçe için de çok emek verdik gerçekten. Mes yapıyoruz. Şimdilik 5 tavuğumuz var ama birazcık daha kapasiteli bir şey düşündük çünkü tavuk sayımızı artırmayı planlıyoruz. Daha önceki videoyu izlemeyenler için şöyle kısa bir toparlama yapmış olayım. Zaten yeterince boyaya battık. Hiç gerek yok. Nasıl? Birbirimizi boyamayacak mıyız? Şu anda ekinlerimiz var bahçede. İşte çitler yaptık, paletten koltuklar yaptık, çimen bir şeyler yaptık, boyadık, ettik kömürlüğümüzü vesaire, kümes yaptık. Çok güzel bir hale getirdik evet, aslında. Burada da aslında buranın enerjisini, bence aurasını çok değiştirdik. Burada da bir emek var. Beni açıkçası hani biraz burkan durumlardan bir tanesi de bu eğer gidecek olursa. Yani emek harcıyorsunuz, o emeği terk edip gitmeniz gerekiyor. Bu da biraz kiracılığın ama... Evet. Maalesef. Kaderi galiba. Yani o yüzden hani yaptığımız şeyi de çok bırakıp gitmek de bir taraftan istemiyoruz. Yani çok karışık kafamız ya. Böyle bir istiyoruz, bir istemiyoruz. Bir istiyoruz, bir istemiyoruz. Bunda böyle biraz sizin yorumlarınız ve gelecek fikirlerle aslında kafamızdaki şeyler de şekillenecek. Tabii tekrar hatırlatmak lazım. Burada Kaan'ın da ne diyeceği çok önemli. Evet tabii ki sadece bize bırakılmış bir karar yok burada. Tanışacağız, görüşeceğiz ve bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Yani bir yandan da Muğla'ya karşı birazcık daha beni yükselten şeylerden bir tanesi de aslında bizim gibi YouTube kanalı olan birçok ailenin ve tanışmayı da gerçekten istediğimiz ailelerin orada olması. Ailelerin orada olmasının da bir etkisi var. Yani o da beni birazcık heyecanlandırıyor açıkçası. Yani mesela en son Muratça sağ olsun bu süreçte de bizi çok fazla aradı ve böyle yanımızda olduğunu hissettirdi. Teşekkür ederiz buradan da onun eşi de aynı şekilde. Yani mesela Muratça'ya daha yakın olabileceğiz. O Egeday biliyorsunuz bir topluluk kurdu. Bir böyle güç birliği oluşturdu. Onun içinde yer alabileceğiz. Baktığınız zaman orada çok fazla aile var görüşmek istediğimiz. Daha önceden takip ettiğimiz ya da bizimle birlikte başlamış. İşte onlarla tanışma imkanımız olacak. Bu da o tarafı böyle isteme... Değil mi? Nedenlerinden bir tanesi. Kefeye böyle ağırlık koyan o tarafla ilgili nedenlerden böyle büyük bir aslında sebep oluyor. Yani buraya gelince bizim aslında daha çok Filiz'in en çok yaşadığımız negatif durum Filiz'in böyle düzenli görüşebileceği birilerinin olmamasıydı. Sosyalleşeceği bir alanın olmamasıydı. İkincisi de zaten hep bunu videolarımızın başından beri söylüyoruz. Biz ileride çocuğumuz okula başlayacağı zaman hani yaşayacağımız yerin burası olmadığını da söylüyorduk. Bu da Muğla tarafına değil mi artık atan
şeylerden bir şey oluyor bizim için. Yani tabii şöyle bir durum var. Şu anda bizim aracımız yok. Oradaki evi biz konum olarak bilmiyoruz. Yani evin bahçesi çok güzel, evi biliyoruz videolardan tabii ki ama yani konum olarak bilemediğimiz için araç olmaması orada bize nasıl bir etki yaratır? Onu tahmin etmek de şu yani an etki yaratır için. Mı? Evet, İmkansız bir şey mi araçsız? Evet. Yani toplu taşıması var mı? Var mı? Aynen öyle. Yani ne bileyim denize rahat ulaşabiliyor muyuz mesela? Yani gidebiliyor muyuz? Bir işimiz var ve düzenli kargolara götürmemiz lazım. Bunun bize orada iki türlü handikapı var. Bir, bize yeni bir alan lazım. Hadi alanı bahçeye kuracağımız bir çadır. O tavuk çadırları oluyor ya böyle yarı rulo biçimde 4 metre, 6 metre vesaire. Bir çadır kurup halledebiliriz. Ya da depo kısmını İstanbul'da tutup birisiyle anlaşıp bir çalışan vesaire. Biz yönetim kısmını oradan yürütüp bu kargolama vesaire kısmını İstanbul'daki ofisimize taşıyabiliriz. Orada kargolara gidebilir miyiz, gidemez miyiz, mesafe nedir? Biliyorsunuz bizim ilk videolarımızı izleyenler, bizim ilk dediğimiz şey bir işimiz olduğu için kargolara yakın bir yerin olması. Mesela Trendyol Express vesaire gelip bizim gene buradaki gibi evimizden kargolarımızı alır mı? Çünkü daha böyle güzel, daha rahat bir hayat yaşamak isterken kendimizi de böyle daha büyük çıkmazların içine de sokmak istemiyoruz açıkçası. Güzel satış yaptığımız dönemlerde biz günlük 200 paket, 250 paket mal çıkartıyorduk. Yani kargo çıkartıyorduk. Şu anda o sayı böyle 10'a 15'e düştü. Ama 10-15 de olsa sonuçta her gün bir kargo vermeniz gerekiyor. Ve lokomotif şu anda Fant. Lokomotif Fant olduğu için onu da böyle komple silip hani arkamızda bırakıp gidebileceğimiz bir şey değil. Evet, yani zaten şu konuda çok netim. Şirket, yani Fant kapatmak istediğim bir şey değil. Hatta marka değeri büyüsün istediğim bir iş. O çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir şey. O nedenle miras kapatmak zaten söz konusu değil ama acaba İstanbul'da bunu yapabilir miyiz? Orada bu işi yürütebileceğimiz biriyle anlaşabilir miyiz? Konunun biraz gene soru işaretleri, yani bir sürü soru işareti aynen geliyor. Şimdi bilinmeyen bir tarafa doğru ilerlemek ürkütücü. İnsan bir taraftan korkuyor. Ama bilinmeyen yerlere ilerlemediğiniz süreçte de hayatınızda aslında yeni şeyler olmuyor. Güzel şeyler olmuyor. Radikal değişimler için cesaret, evet, cesaret bizim cesaret işimiz gerekiyor. Ama ya. Aynen, cesaret bizim işimiz burada. Biz buraya öyle geldik yani. Bir tek kişiyi tanımadan, hiç gelmediğimiz, bir kere geçerken bile uğramadığımız bir şehre, evet, yerleşik düzene geçtik. Şimdi benzer bir şey. Ev arama süreci videolarımızda izleyenler görecektir. Evet. Orada da söylüyoruz. Biz Sakarya'ya ilk defa, değil mi, buradaki evi görmek için geldik. Evet. Daha önce Sakarya'ya, Altındere, Akyazı falan hiç öyle bildiğimiz ve geldiğimiz yerler değil. Ne coğrafi konumunu biliyorduk bu kadar yaylı olduğunu, doğasının bu kadar güzel olduğunu. Ne sosyolojik durumunu biliyorduk, yapısını biliyorduk. Ne buradaki insanları tanıyorduk. Burası minik Karadeniz'miş mesela. Ben hayatta düşünmezdim yani Karadeniz, Sakarya'nın öyle bu kadar üst üste benzer olduğunu düşünmezdim. Misal bildiğimiz şeyler değildi. Düşündüren diğer konu da aslında ev sahibimiz. Yani ev sahibimizle gerçekten ilişkilerimiz çok güzel. Sadece ev sahibimizle değil, kardeşleriyle de öyle. Yani birçok konuda bize gerçekten çok destek oldular. Hem manevi anlamda hem de burayı tanımamız anlamında. Evet. Burada bir şekilde yer etmemiz anlamında bize gerçekten destek oldular. Çok yani o da üzücü bir durum, tabii, olur buradan şimdi ayrılmak. Başta şimdi Birgül abla sağ olsun, Hasan abi. Hasan abi özellikle kardeşler için de en bize yaş olarak yakın olduğu için en ufak kardeşleri çok daha farklı bir diyalog kurabildik. Reşat abi Çanakkale'de yaşıyor olsa da buraya her geldiğinde sağ olsun yani elimizden tutup birileriyle tanıştırmak olsun, sağa sola götürmek olsun, videolarımız için böyle fikir bulmak olsun. Türkan abla, eşi Mustafa abi. Havva abla. Havva abla. İsmail abi Samsun'dan. Evet. Gelen kardeşleri tavuk hediye etmişti bize en son. Aynen. O kadar güzel bir diyalog kurduk ki aynı o kaybetmek istemediğimiz diyaloglardan bir tanesi de bu. Ki büyük ihtimal hani biz bu evde sonuçta ömür boyu oturmayacağız. Biz kiracıyız burada. Taşındığımız zaman da görüşmek istediğimiz insanlardı. Onu söyleyecektim yani. Bağları kopartmayız. Bağları kopartmayacağımız insanlardan ve gerçekten bize burada aile olan insanlardan. Bu arada sosyolojik yapı demişken biliyorsunuz Deniz'in bahçeye havuz yapmak gibi bir hayali vardı. Havuz işte almak gibi ya da.
Fakat ben karşı çıkmıştım hep baştan beri. Çünkü çok yola yakın ve buranın bence kültürel yapısına çok uygun bir şey olmazdı. Yani etrafta çok fazla villa da var, ev de var. Hiç havuz yok. Buraya uygun değil ve garip karşılanabilir diye istememiştim. Yani daha muhafazakar bir kesim. O nedenle yani burası o anlamda da bizi uygun biraz düşündüren şeylerden biriydi zaten. Şimdi gittiğimiz yerde böyle bir şey yapabiliriz. Hatta Kaan bir videosunda diyordu, evi dolaştırdı, işte annem işte ileride büyütebilirsin, buraya bir havuz yapabilirsin vesaire gibi şeyler söylemişti. Hani öyle bir şeyler yapabiliriz. Ama bir yandan da bir şeyler yaparız derken işin bir de şöyle bir boyutu var ki burada gerçekten Dilara Hanım'ın hatırasına çok saygı duyuyoruz ve bunu da dikkate alarak orada yapılacak şeylerin Dilara Hanım'ı da memnun edeceğini düşünerek yapmak yani lazım. Memnun eder miyi daha doğrusu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Yani oradaki ana yapıyı ve ruhu değiştirmeden bir şeyler yapmak lazım. Bu da bir taraftan baktığınız zaman büyük bir sorumluluk. Evet. Yani düşünsenize sonuçta mesela siz orada yaşayacaksınız ama hiçbir şeyin de bozulmaması, hiçbir şeyin herhangi bir şekilde eskimemesi gerekiyor. Ama yani eskimek de doğal bir süreç. Bunun önüne geçmeniz ve orayı bir şekilde hep daha fazla koruyor olmanız lazım ki hani oraya gelme amacınızı aşmayın ve gelme amacınıza uygun olsun. Evet, o sorumluluğu da gerçekten derinden hissediyoruz açıkçası. Yani o da biraz yapsak mı yapmasak mı modunda bizi düşündürüyor. Hatta bugün şeyi bile konuştuk. Yani hani burası olur olmaz bilemiyoruz ama hani burası olmazsa acaba Muğla tarafından bir yer baksak mı? Biliyorsunuz çünkü burası bizim ilk basamağımızdı. Evet. Hep bundan bahsetmiştik. Yani İstanbul'a yakın bir yer olsun. Gerçekten biz böyle bir hayatı kafamızda kurguluyoruz ama bizim için uygun mu, becerebilecek miyiz? Hayatımızda hiçbir şey yetiştirmemişiz. Yani bahçe işleri başka bir özen istiyor. Yapabilecek miyiz soruların cevabını burada bulmuştuk aslında ki evet karar verdik. Evet, bu hayat bize uygun bir yani çünkü ne bileyim çit yapmak istedik yaptık, kümes yapmak istedik yaptık, tavuk koyduk, yumurta almak istedik aldık, bir şeyler ektik. Değil mi? Şu an domatesimiz, biberimiz, mahsulümüzü komple topluyoruz, fasulyemiz, ektiğimiz her şeyden topluyoruz. İşte meyve ağaçlarımız vardı, pestiline kadar yaptık. Yani pestil bile yaptık, gayet de güzel oldular. Pestil yaptığımız erikten biraz daha farklı, biraz daha mayhoş bir erik. Onu da böyle kurutuyoruz. Çekirdeklerini çıkarttık. İkiye böldük, onlar da hazır. Daha da toplayıp kurutacağız. Evet, biraz daha var. Onu da biraz toplayıp kurutacağız. Birazcık da Mahmut abiye ayıracağız, söz verdim. Bu arada annem de pestili dökmeye başladı. Bana çok bir şey yaptırmıyor sağ olsun. Yağlı kağıtların üstünden çıkartması birazcık daha kolay olacak diye. Değil mi anne? Evet. Pestili yaptık, çok da güzel oldular. Bu köy hayatını yaşayabiliyoruz. Yani düşünsenize Mia şu an ayakkabı giymiyor. Ayakkabı giymek istemiyor. Böyle özgür yaşayabilen bir çocuk var mı şehirde? Dalından ne bileyim elma kopartabileceği, erik kopar, yere düşen bir eriği alıp yiyebileceği, çilek ektik gidip çilek alıp yiyebileceği, eline bir parça simit verdiğiniz zaman domateslere koşup bir tane domates kopartıp simitle domatesini yiyebilecek kadar böyle özgür ve sağlıklı yaşayabileceği bir ortam düşünmüyoruz. Düşünemiyoruz daha doğrusu. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Böyle iyi ki gelmişiz dediğimiz sebeplerden. O yüzden yani ilk basamağı atlattık artık. İkinci basamağa geçebiliriz diye düşünüyoruz. Tabii bir yandan Dilarasyon evinin bir sorumluluğu var. İşte işin maddi boyutu dedik. İşte sosyolojik yapılar çok farklı dedik iki şehirde vesaire vesaire. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bir de bir minicik bebek, bir küçük çocukla taşınmak gibi sancılı bir süreç var yani. Bir de işin düşündüren daha benim için büyük bir soru işareti kısmı da bu aslında. Bir de şunu aslında ufak hemen aklıma geldi. Arkadaşlar burada çok sinek oluyor ve 7-24 sinek oluyor. Yani kabar kabarız. Böyle bir şey değil. Yani şu an bile 50 yerimden ısırıldım. Yani sabah da oluyor, öğlen de oluyor, akşam da oluyor. Yani bu Muğla'da nasıl? Muğla'da da böyle 7-24 sinek var mı? Yani yoksa taşınmak için mesela büyük bir etken olabilir. Bir de gerçekten çok nemli bir havası var. Ben bunu konuştuğum insanlara söylüyorum. Sakarya'ya taşınmayı düşünen, romatizma problemi olan yaşlı insanlar varsa tekrar değerlendirip düşünsünler. Gerçekten yani baya baya nemli bir
havası var. İstanbul'dan geldik ve şunu söyledik. İstanbul'da hava ne kadar serinmiş. Evet. Sıcaktı. Yani orada da nem var biliyorsunuz. İstanbul da nemiyle ünlüdür ama burasının nemi yanında İstanbul'un nemi diz çöker tövbe eder. Yani burası öyle nemli oluyor. Bir şey, o kadar denize de yakın değil, normal mi ya? Altı bataklık diyorlar gerçekten. Adapazarı tarafı bataklık, oradan geliyor diyorlar. Ya ormana çıktığınız zaman klima etkisi yaratıyor, orman çok güzel. Hani, ama sürekli, orada ama sürekli de orada yaşayan, hani bir kulübe kurup orada yaşasak tamam, doğal klimalı gibi çok mükemmel bir havası var. Serin, kesinlikle terlemezsiniz, hatta üşürsünüz. Yok, sinek var. Var mı orada çok? Ben en son gittiğimde bir çıldıracaktım ben yani. Orada sorun yaşamadım sen. Murat abiyle kahve şu videosu çekerken de. Murat abiyle kahve videosu çekerken de yani sinekler. Sinek burada çok. Yani umarız Muğla tarafında yoktur en azından. Çünkü biz Assos'ta da mesela çok vakit geçirdik bir ara. O Assos tarafında böyle akşam hava kararırken bir 45 dakika, bir saat mesela sivri olur. O saatte bilmiyorsanız, dışarıdaysanız sizi delik deşik ediyorlar. Ama onun haricinde böyle sinek ısırığı, rahatsız etmesi vesairesi olmuyordu. Muğla'da nasıl acaba? En son düşündüren şey de tabii tamamen duygusal olan maddi taşınma süreçleri. Hani ne olur, bize ne kadara patlar. Bizim bu için zaten biraz hayata başlamak. Yeni masraflardan çıktık biliyorsunuz. Sonuçta yeni bir çocuk oldu. Onun masrafları, yoğun bakım vesaire. O sırada İstanbul'da daha uzun kaldık. Hastane, o masraflar, hastane süreçleri bizi zaten yordu. Satışlar da şu an çok iyi gitmiyor. Ülkede içinde bulunduğumuz durum biraz her şeyi zorlaştırıyor. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun diyerek hep söylüyorum. Yani dostlar, velhasıl kafamızın ne kadar karışık olduğunu anlamışsınızdır zannediyorum. Bu süreci sizce yaşamalı mıyız? Taşınmalı mıyız? Taşınmamalı mıyız? Bu Dilara ablamızın evi mi olmalı, başka bir ev mi olmalı? Tabii yine altını çizmek lazım böyle büyük puntolarla. Bu sadece bizim karar verebileceğimiz bir şey değil. Bunu sevgili Kaan'la konuşup karar vereceğiz. Biz her halükarda zaten bir yanına hem başsağlığı dilemek hem de tanışmak için gideceğiz. Bunu çok istiyoruz. O gittiğimiz zaman onunla konuşacağız. Bunları onunla da konuşacağız. Onun da kafasında bir şeyler vardır. O da söyleyecek. Ama sizce taşınmaya çalışmalı mıyız, çalışmamalı mıyız? Yani bize en azından, siz çünkü daha dışarıdan görebiliyorsunuz, daha dışarıdan bakabiliyorsunuz. Bizim gibi belki bir sürü aile de izliyorsunuzdur. Daha objektif olabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizin fikirleriniz çok önemli. Burada onları biraz bekliyoruz. Bu arada şöyle dibe ekleyeyim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Aynı zamanda az önce de söyledik. Özellikle bu videoya yorum yapıp fikrinizi belirtirseniz ve bize yol gösterirseniz çok mutlu olacağız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aşkım ne yapıyorsun ama?
Şimdi yalasın mı bambam her tarafını? Evet, ayak. Sevdin mi? Çikolata. Kız, her gün yıkayacağız mı biz seni? Ah aşkıma. Daha ziyan olmasın, Mia'nın üstünden yalayalım. Bu ne kızım ya? Bam bam yalayarak temizlesin mi seni Mia? Ha? Yok, çikolata zararlı. Bam bam o çikolata. Bıraksak yalar. Hadi afiyet olsun. Hadi yıkanmaya.